Allah'ıma çok şükür bir kuruşunu bile hayırlı bir iş için harcamadım. Yani çok zaten zeki bir insan olsam YouTuber olmaz bunlar. Illuminati ile beraber ortak çalışıyoruz. Ben verdiğimize inanan arkadaşlarım öncelikle altını sikeyim. Sokamazsın yeni bölümünde konuğumuz Mert Güngör'dü. Mert bir YouTuber. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk, merhaba. Bize kendinden bahseder misin? Benim adım Mert, soyadım Güngör'dü. Instagram'da Godless Turtle TR diye bir sayfa yönetiyorum. Eski yeni Nüktoranlar oyuncusuyum. Biliyorsun köklü, kurumsal ve çok güzel videolarımızın olduğu bir platformdu. Bitti. Şu anda bu kanala konuk olarak geldim ve BG yanımdayım aynı zamanda. Sizlerle beraberim. Hoş buldum. Nasıl YouTuber oldun? Biz böyle 3-5 tane boş beleş arkadaş geziyorduk. Ondan sonra böyle kendi aramızda video çekelim dedik, tamam mı? Neyse konuşuyorduk zaten. Bu videoları YouTube'a atsak herkes güler, komik olur falan filan gibisine. Hep böyle bir muhabbet geçiyor laf arasında. Sonra o videoları YouTube'a attık. İnsanların hoşuna gitmeye başladı. Bizim de YouTuber'lık serüvenimiz o şekilde başladı. Peki içerikleriniz ne şekildeydi? Neler yapıyordunuz? İçeriklerimiz sokak röportajı çekiyorduk. Ondan sonra videolarımızda izlenme artsın diye açık konuşayım. Bir sürü hatun oynatıyorduk. Çünkü Türk halkı özellikle birazcık nasıl söylesem kadın gördüğü zaman dayanamıyor pek ve tıklıyor linke. Ondan dolayı biz de bu şekilde paramızı kazanıyoruz. Yani bir nevi pezevenklik aslında. Ama yani YouTuber'lık desek daha tatlı olur. Pezevenklik YouTuber'lıkla eşit bir durum mu? Farkları var. Biz ayda bir paramızı alıyoruz. Hızlı bir nakit akışı yok yani. Yok, ayda bir kazanıyoruz. AdSense üzerinden. Ama tabii YouTube'da farklı içerikler falan da var. İşte bilgi dolu içerikler var, başka türlü içerikler var, o tarz içerikler var. Ama bu tarz böyle challenge'lar yapan kanallar da var maalesef. İşte biz de onlardan biriyiz. Şu anki içeriklerin nasıl? Şu an Mizaviz üzerine içerikler çekiyorum. Buradan geldi, buradan gitti. İşte yemek yeme challenge, bilmem ne challenge, patates sorma challenge. Bomboş içerikler çekiyorum. Millet de izliyor, öyle para kazanıyoruz. Kadın hediyeli tombala challenge yapmışsın. Tabii. Bu video nasıl tepkiler aldı? Güzel sponsorlarımız vardı. Şimdi tombala açısından. Biz de şöyle bir video çekelim dedik. Hani kim daha çok tombalayı yerse bizim güzel bir ekip arkadaşımız var kadın. Hani onu hediye ediyoruz 24 saatliğine. Artık ne yapıyorlarsa yapıyorlar. İşte bu da böyle bir içerikti, güzeldi. Herkes güzelce tombalını yedi. Kazanan bir arkadaşımız oldu. Güzel vakitler geçirdi. Yani herkes kazandı tabii bizim içeriklerden. Peki takipçilerinizle aranız nasıl? Abonelerinizle? Takipçilerimiz özellikle bu tarz içerikleri çok seviyor. Mesela takipçilerimiz böyle bir şey anlatan, bilgi dolu veya onlara bir şey katacak bir şey sevmiyorlar. Böyle ne kadar boş, beleş, işte cinsellik, başka şeyler varsa takipçilerimiz bayılıyorlar. Bizim takipçilerimiz de öyle takipçiler. Biz de onlara göre içerik üretiyoruz. Mesela işte bir gün güzel bir içerik ürettik hakikaten böyle. Bilgi dolu, anladın mı? Oturuyorlar, izleyip bir şey hakkında bilgi sahibi altına yazmışlar. Kanal çok bozdu. Sonra hemen aradık ajansı. Ajanstan hemen iki tane ruhsatını getirdik. Koyduk. Birini sağ bacağına koydum. Birini sol bacağına koydum. Bunların kafasına yumurta kırıyoruz. İşte bir şey cezalı, kıyafet değiştirme cezalı şey çekiyoruz. İnsanlar dediler, harika bir içerik. Muhteşem. İşte görmek istediğim içerikte. İşte insanlar böyle şeylerden hoşlanıyor ben ne yazık ki. Peki takipçilerinizin bir adı varmış. LGBT Mert Güngör'de ailesi. Bizim ailemiz çok köklü ve güçlü bir ailedir. Özellikle LGBT Mert Güngör'de ailesi her zaman bizim arkamızda durur. Ve o şekilde güçleniriz biz. Mesela o ailemizin desteğiyle biri bize kötü bir şey mi söyledi? Hemen Twitter'da linç kampanyası başlattılar. Mesela biz haksız olsak bile. Ki genelde haksız oluyoruz yani. Böyle içerikler çeken bir insan ne kadar haklı olabilir ki? Şu tipe bakar mısın bak? Hani yani tipten anlaşıyor adam olmadığımız zaten hani. Sen de bir rap şarkısı yapmayı düşünüyor musun diğer YouTuber'lar gibi? Rap şarkısı yapmayan YouTuber'ları anladığım kadarıyla gizli bir örgüt tarafından götten sikiyorlar bunları. O yüzden bütün TikTokçular, YouTuber'lar, fenomenler rap şarkısı yapıyorlar. Çünkü hani hepsini yapmasın başka bir açıklaması olamaz.
diye düşünüyordum ki haklıymışım. Bu sabah 9.30 civarlarında kapıma 3 tane siyahi vatandaş geldi. Bunlar birliğe tarafından tutulmuş. Dediler ki hani rap şarkısı yapmak için size 2 hafta veriyoruz. Yoksa dediler silahlarını gösterdiler. Tekrardan kapattılar. Baya korktum. Gerçekten Kaç santimde? 30 santim ve çok iri bir silahtı. Ben de bunu dedim ki yiyemem bunu dedim. Kaldıramam dedim. Hani biz LGBT Mert Güngör'ün ailesi olarak 17 santime kadar alabiliyoruz. Ondan sonrası zor bizim için. Ondan dolayı ben de güzel bir rap şarkısıyla taçlandıracağım Takipçilerinizden birinin bir isyanı olmuş. kanalımı. Nasıl? Demiş ki aile aile diyorsun, Lamborghini'ye biniyorsun, biz evde peyniri zor yiyoruz amına koyayım demiş. Bu işler böyle. Kardeşim yapacak bir şey yok. O zaman izleme kardeşim. Açma izleme. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi emeği veren biziz. Parayı veren biziz. Sen oturuyorsun evinde. İzliyorsun. Biz burada videonun editiyle uğraşıyoruz. İnsan toplamakla uğraşıyoruz. Emek veriyoruz. Sen de aç, sen de kazan kardeşim. Diğer YouTuberlarla aranızda oluşan kaos ortamı, tartışma ortamı neden oluşuyor? Bunun bir çıkarı, bir kazancı mı var? Ya tabii ki de var. Biz YouTuber'lı olarak toplanıyoruz. 5-10 kişi zaten. Hani bu hafta sen bana satacaksın. Bu hafta öteki bana satacak gibi kendi aramızda zaten kurgular yapıyoruz. Ve bu sayede ondan sonra o beni paylaşıyor. Ben onu paylaşıyorum. Etkileşim kazanmış oluyoruz. Etkileşim kazandığımız zaman daha çok izleyicinin dikkatini çekiyoruz. Videolar daha çok izleniyor. Yani internette gördüğün bütün her şey kurgu. Yani bu kavgalar, bilmem neler. Çünkü hani bir insan her gün kavga edemez ki başka bir insanla. Değil mi? Her gün biriyle kavga ediyor. Birbirine laf atıyor. Bilmem ne oluyor. Hani imkansız. Bunların hepsi kurmaca. Peki bir YouTuber günlük hayatında neler yapar? Güne nasıl başlar ve günü nasıl bitirir? Bize anlatır mısın? Güne öncelikle erkenden uyanırız. Günlük rutinim diye sahte bir video çekeriz. Daha sonradan Instagram hesabımızdan yazan influencer, popülarite meraklısı kızlar oluyor. Onları böyle ayıklayıp tek tek aradan geçiriyoruz. Ondan sonra hani eğlenmek isteyen kızlar oluyor. Bazıları direkt eve geliyor. Ama bazıları eğlenmek istiyor. Onları da işte akaretlerdeki kulüplere götürüyoruz. Orada işte iki dans ediyorlar. Oradan arabamızı atıyoruz. Oradan eve götürüyoruz. İkişer, üçer, dörder. Sonuçta yani çok değişik bir piyasa. Nasıl söyleyeyim? Bir mekana gittiğiniz zaman karşı taraf diyor. Aa diyor. Biliyorsun benim 10 milyon takipçim var YouTube'da. 10 milyon, 20 milyon takipçili YouTuber geldi diyor. Kız direkt yanaşıyor. Kıza hiçbir şey söylemene bir gerek yok. Anladın mı? Her şeyini de o ısmarlıyor. Ondan sonra. Ağzını açmana gerek yok. Zaten kendi söylüyor. Ben diyor gelebilir miyim sana diyor. Gel diyorsun. Yani burada bizim bir suçumuz yok. Hani biliyorsun hani göt kısmetten çıktıktan sonra sikici Bağdat'tan gelir. Özellikle ikinci Mahmut'un sevdiğim bir lafıdır bu. Yani çok doğru bir laf. Atalarımız söylemiş bunu. Öyle oluyor yani. Genelde en büyük hobimiz TikTokçu, influencer, dansçı, manken, hatunları öyle bir story, iki story karşılığı beraber olmak. Bu güzel bir sektör. Profillerinde freelance model yazan bayanlarla mı daha çok Özellikle konuşuyorsun? freelance model, dancer, işte fake takipçi basan, ondan sonra işte bu tarz insana genelde çok kolay oluyorlar. Hani şöyle bir mesaj atıyorsun zaten diyor ah sen bana mı yazdın gerçekten falan diyor. Ha, bu şekilde çok kolay bir şekilde karşı tarafa sahip olabiliyorsunuz. YouTube'da yapmayı en çok istediğin şey ne? Nasıl bir içerik yapmak istiyorsun? YouTube'da yani benim en büyük hayalim şimdi ben arabaya bineceğim. Araba şeye bindireceğim arabayı. Bir su balonuna bindireceğim. Arabanın üzerinde yükselirken aşağı konfetler falan patlayacak. Ondan sonra oradan balıklama da alacağım suya. Aksiyon içerikler çekmeyi çok istiyorum. LGBT Mert Güngör'ün ailesinin en çok istediği şey ne? Yani LGBT Mert Güngör ailesi en çok dar giymemi istiyor videolarda. Çünkü hani abi çektiğim videolar umurunda değil. Biz senin göğsüne ilgileniyoruz tarzı bir sürü yorum yapıyorlar. Pek hoş değil. Ondan dolayı giyimimize, kuşamımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü hani açık konuşayım. Çok mesaj aldım abi işte video durdurup 31 çekiyoruz. Senin yüzüne atlıyoruz tarzı iğrenç
şeyler söylüyorlar. Ve bunu hakikaten yapıyorlar, gördüm. Yaparken de video atmışlar. Yani bu LGBT Mert'in göre dairesi olarak çok üzgünüm yani böyle yaşananlardan ötürü. Bir YouTuber'la ortak bir projen var mı? Yani bütün YouTuber'larla dönem dönem çalışıyoruz zaten. En son yaptığınız iş neydi? En son yaptığımız iş bir Lamborghini bir de Tofaş almıştık ondan sonra. Sokaktan kızların yanından geçmiştik ve kızlara hani gideceğiniz yer varsa bırakabilir miyiz demiştik. Tofaş'ta gittiğimiz zaman kızlar genelde polis çağırdılar ve tacizci olduğumuzu iddia ettiler. Fakat Lamborghini'ye gittiğimiz zaman kızlar direkt zaten biz söylememize gerek kalmadan binebilir miyiz falan gibisinden. Bir de arabaya bindikten sonra işte tacizi biz gördük. Mesela bacağımıza dokunuyorlar, oramızı buramızı elliyorlar. Ya işte nerede yaşıyorsun sorular, seninle beraber gelebilir miyim? Durağa geliyoruz, kıza diyoruz ki in arabadan. İnmiyor. İnmiyor. Hatta bir gün çok sıkıntı yaşadık bir tanesiyle. Kız geldi, ileri kadar devam etti. İşte Lamborghini'yle beraber gidiyoruz. İşte neyse. Dedim buyurun ineceğiniz yer falan dedim. Dedim gitmeyeceğim dedi. Hani kızı git, arabadan çıkartana kadar polis çağırdık. Polis de çıkartamıyor arabadan. Arabaya yapışmış hatun. Ayaklarından çekiyoruz hatunu. Anladın mı? O diyor gitmeyeceğim diyor. Bilmem ne diyor. Bağırıyor. Ne olur sik beni diye. Biz böyle bir şey görmedik. İğrenç bir vaka. YouTuber'ların hayatının kolay olmadığı, kolay zorlu değil. Bir hayat yaşadıklarını mı? Evet. Yani anlattığım üzere ne kadar zor olduğunu siz gördünüz yani. Para kolay kazanılmıyor Alper Bey. Kazandığınız paralarla Mert Güngördü LGBT ailesine bir hediye vermek istiyor musunuz? Ben ilk 1 milyon videomda şöyle bir video çekmiştim. Takipçilerim de bilir. Bir elimi ekmeğe, bir elimi Kur'an'a koyup dedim ki bu YouTube kanalından kazandığım tek kuruş para bile helal bir işe gitmeyecek diye yemin ettim. Ve o günden beri Allah'ıma çok şükür bir kuruşunu bile hayırlı bir iş için harcamadım. Ve bundan gurur duyuyorum. Instagram'da yapmış olduğunuz çekilişlerde araba, işte cep telefonu, bilgisayarlar. Bunları gerçekten veriyor musunuz? Yani bunları gerçekten verdiğimize inanan arkadaşlarım öncelikle aklını sikeyim. Yani biz her hafta toplarız boş telefon kutularını, villanın önüne koyarız. İki tane de Lamborghini'mizi koyarız. Her hafta aynı fotoğrafı değiştire değiştire atarız. Hem takipçimiz çoğalır. Yani hem biz kazanırız, takipçilerimiz de kazanır ama neyi kazanır? Başını kazanır ancak. İşte neyse. Hani bu çekilişler sahte ama yapmaya devam edeceğiz çünkü Türkiye'de en aydan çok ne var zaten. Halka hitap eden bir YouTuber olarak İslam Sözleşmesi hakkında ne düşünüyorsun? İslam Sözleşmesi'ni okumadım valla. Biz YouTuber'lar genelde kitap okumayız. Yani çok zaten zeki bir insan olsam YouTuber olmazdım ben. Siyasi ve genel kültür hakkında hiçbir şey yok, hiç hakim değil misiniz? Hiçbir şey yok bende. Hiçbir fikrim yok. Ne oldu hakkında? Anadan doğma bilgilerim var sadece. YouTuber'ların bir karanlık yaşamı var mı? Yeşil, beyaz, tozlu, kokulu, çiçekli, böcekli bir yaşamı var mı? Yani çok karışık şeyler oluyor tabii kendi işlerimizde. İşte özel partilerimiz. Ama hepsi çok eğlenceli oluyor. Ama pek de böyle bir karanlık yüzü yok. Ama aslında işte bazı YouTuber'lar olarak Illuminati biliyorsunuz. Illuminati sizin peşinizde mi? Yok, Illuminati ile beraber ortak çalışıyoruz. Şeytanı Aradım adında bir videom var. Videom 2 milyon izlenmiş. Evet, o videoyu biliyorum. O video çok ciddi çekilmiş bir videoydu. Çok ağır tepkiler aldık ama o videoda biz gerçekten şeytanı aradık. Kendisiyle konuştuk. Bizim öbür dünyaya da bağlantımız var aynı zamanda. Yani YouTuber'lar olarak. Çünkü hani YouTube geleneksel ve dünya evren çapında yapılan bir şey ve hani öbür taraftaki insanlar, öbür taraftaki varlıklar, canlılar da merak ediyorlar. Onların ayrı kanalı var. Biz onları göremiyoruz. Öldükten sonra o kanalın access, yani İngilizce, siz ne bilirsiniz ama bu böyle işte kelimeler var YouTube'da. Bizim bildiğimiz sadece açılıyor, anladın mı? Ondan dolayı şeytanı aradık, güzel muhabbet ettik, planlarını, projelerinden bahsetti. İnsanlara işte nasıl eziyet çektireceğini, işte nasıl akıllarını çeldiğini falan. Güzel de bir izlenmemizi aldık. Zaten sözleşme yaptık şeytanla ilk başta.
dedi bu parayla dedi hani herhangi bir şekilde biliyorsun hani biz 50 bin lira kazandık o videodan. Dedi ki bunun tek kuruşu bile hayırlı bir işe giderse dedi ben dedi kanalımda dedi silif atarım dedi seni. Yok dedim olur mu öyle şey biz zaten dedim yarak gibi adamlarız ne yapacağız o parayla hayırlı bir iş ne yapabiliriz falan dedim. Teşekkür ederim dedi öyle daldık. İkinci mecralarda mesela Twitch'te de yayın yapıyor musunuz? Tabii ki bu tarz platformlarda yayın yapıyoruz. Bu tarz platformlarda en öncelikle seçtiğimiz şey yanımıza işte kadın alıyoruz. Çünkü kadın gördüğü zaman insana coşuyor ve bütün paralarını atıyorlar. Ondan sonra kadın da zaten onlarla görüşmüyor. Ben sana görüşeceğim tatlım falan. Genelde böyle kaşarım hatunları tercih ediyoruz yanımızda bu tarz seçerken. Çünkü hani kamera oynuyor. Tabii ki dış görünüşünü ön plana koyuyor. Hani bir nevi fahişelik oluyor ama olmuyor da aslında. Çünkü hani dış görünüşünü satarak bazı kadınlar orasını burasını açarak bağış topluyorlar karşı tarafta. Ve onu da zaten harcıyorlar. Biz o tarz insanı seçiyoruz ki yanımızda koyacak daha çok izin, para kazanalım. Yani böyle bir sektör. Yayın esnasında bir izleyici sana yanındaki adını söylemek istemediğimiz kadına ağzına dalgayı sok 100 lira yollayacağım demiş ve sen ağzına dalgayı sokarak o çocuktan 100 lira değil 1000 lira almışsın. Bu Tabii. çok tepki çekmiş. Bunu çok tepki çekmesi çok saçma çünkü yani yanındaki kadınlar genelde yani normal günlük hayatta da bayağı bir dalga yazdığını alıyorlar. Dedim ki neden bunu dedim seyircimizle paylaşmayalım diye. Sonuçta onlar bizi izliyorlar, hayatımızı merak ediyorlar falan. Yani biz de normal hayatta dalgamızı bir sürü insanın arasına sokuyoruz. Bu sektör gereği. Bu şekilde güzel kooperatif bir çalışma olmuştu yanımızdaki güzel kadın arkadaşlarımız. Şimdi sana takipçilerimizden gelen birkaç soruyu yönelteceğim. Tabii Alper Bey. Adam olduğunu düşünüyor musun? Kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü bir masada konu adamlıktan açılırsa o masadan ilk önce biz kalkarız. Peki kadın mı, bayan mı? Bayağı. Kaşar mı, sürtük mü? Kaşar. Orospu mu, fahişe mi? Fahişeyi tercih ederim. Peki fahişeden veya kaşardan ya da bayandan bu üçlem arasında en çok hangisini tercih edersin? Ben normal kadınları veya bayanları tercih etmem. Her zaman sürtükleri tercih ederim. Bir YouTuber olarak yanında bir sürtüğün olması senin için bir kazanç mı? Benim için bir nimet, nimet. LGBT Mert Güngör'de ailesinin seni bu kadar sevmesinin sebebi yanında sürtük kaşıver karıların olması mı? Her zaman tabii ki. Katıldığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Alper Bey. Sokamazsın yeni bölümünde konuğumuz Mert Güngör'dü. Mert Güngör'dü bir YouTuber'dı. Bize her şeyi tüm çıplaklığıyla anlattı.